İnsan aklının şimdiye değin muvaffak olduğu her şeyin uyanmadan evvelki bir düşten ibaret olması muhtemeldir. İnsan ırkının istikbali sizce neye benzeyecek? Derin uzayın karanlık vadileri bizleri bir gün misafir olarak ağırlayacak mı? Ya da bu karanlık sahillerde ev sahibi mi olacağız? Yıldızlara gitmek mi kaderimizde yazılan? Yoksa toprağa insan olduğu bir kırılma noktasında. Yaşamın mazisinde daha önce hiç görülmemiş bir şekilde hızlanan bir değişimin kavşağında duruyoruz. Gelecek iki yöne de gidebilecek gibi duruyor. Ütopya'ya veya kıyamete. Karşı karşıya olduğumuz riskler epey iç karartıcı. Fakat geleceğimize yönelik bu yaygın karamsarlığın altında insanoğlunun gelecek asırlarda sadece sağ kalmakla kalmayıp, çok başarılı bir şekilde gelişeceğine yönelik kanıtlarda bulunmakta. Gelecek neler getirecek kimse bilemez. Ancak istikbalimizin izleyebileceği üç ana yol bulunuyor. Senaryo 1 Çöküş, uygarlığın çöküşüne ve hatta insan ırkının yok oluşuna işaret eden büyük bir felaket. Senaryo 2 Düzlük, insanoğlunun çöküşünün önlediği ancak ilerlemenin bir üst sınırına ulaştığı olasılık. Senaryo 3 Aşkınlık, insanoğlunun tam potansiyeline ulaştığı, nüfusunun trilyonları bulduğu ya da bu yolda akıl almaz bir forma dönüştüğü olasılık. Bu gelecekleri düşünmek, gezegenimiz ve kendimiz için öngörülemez yeni bir çağa adım atarken karşılaşacağımız riskleri ve sahip olduğumuz umutları aydınlığa kavuşturacaktır. Beşerin istikbali, anladığımız kadarıyla bir iyimserlik davasına dönmüş durumda. İnsanoğlu felaketlere yabancı değildir. Atalarımız asteroid çarpmalarından, buzul çağlarından, süper volkan patlamalarından ve ölümcül salgınlardan sağ kurtuldular. Ve her defasında daha da geliştiler. Fakat en büyük tehditlerimiz artık doğal yaşamdan değil, doğrudan kendimizden gelmekte. Nükleer silahların ortaya çıkışından bu yana, kendi kendimizi yok etme tehdidi, diğer tüm tehditleri gölgede bırakır hale geldi. Bazı tahminlere göre kendi kendimizi yok etme riski doğal nedenlerle yok olma riskinden 3000 kat daha fazla. Yaşamın Geleceği Enstitüsü, kurtuluşumuza ilişkin 4 ana tehlike tanımlamaktı nükleer savaş iklim değişikliği biyoteknoloji ve yapay zeka bu tehlikelerin ciddiyetini anlamak için olası en kötü sonuçlarını düşünmeliyiz büyük ölçekli bir nükleer savaştan kaynaklanan ısı küresel sıcaklıkları yaklaşık 10 derece kadar düşürebilir ve nüfusun %63'ünü yok edebilir Nükleer stokları azaltma konusunda büyük adımlar atmış olsak da hala yaklaşık 10.000 savaş başlığı mevcut. Şu anda 2100'e kadar dünyayı yaklaşık 2.7 derece ısıtmaya doğru gidiyoruz. Ve bu 1 milyardan fazla insanı yurdundan edebilir. Ve önümüzdeki asırlarda 12 dereceye kadar varan ısınmaya neden olabiliriz. Biyoteknoloji, besin kıtlığı ve hastalıklar gibi büyük krizleri çözmek gücüne sahip. Fakat küçük bir grup insana geniş çaplı felaketlere neden olma gücünü verebilir. Teorik olarak genetiği değiştirilmiş bir patojenin serbest bırakılması dünya çapında bir nükleer savaştan bile daha yüksek ölü sayısına neden olabilir. Ancak ölçülmesi en zor risk yapay zekadan gelmekte. Zekamızda alt edemeyeceğimiz ilk tehdit bu olabilir. Sağlam bir müttefimiz olabilir ya da en sonunda dünyanın kaynakları için bizi alt ederek insanoğlunu unutulmuşluğa itebilir. Bu riskli yeni ortamda yolumuzu bulmak şimdiye dek karşılaştığımız en büyük zorluk olacak gibi duruyor. Üstelik biz ilerledikçe bilinmedik yeni tehditlerin çıkması da kaçınılmazdır. Ancak büyük ölçekli insani trajedilerin ihtimaline rağmen bu risklerin çok azı tek başına bizim külli yok oluşumuza neden olabilir. Hatta biz dünya üzerinde nesli en az tehlikede olan türlerden biri olabiliriz. Sayıca çokluğumuz ve geniş dağılımımız bize yok oluşa karşı coğrafi bir koruma sağlamıştır. Dünyanın her köşesinde yaşamaktayız. Çöllerden tutun da tunduralara ve küresel bir felaket durumunda doğal bir karantina olabilecek ufak tenha adalara kadar. İnsanların %99.9'u bir felakette yok olsa bile 8 milyonumuz kurtulur. Ki bu, tarihin çoğunda var olandan daha fazla sayıda insan demek. Ayrıca üreme konusunda yavaş olsak da artık adapte olmak için doğal seçilimin aşırı yavaş hızına bel bağlamıyoruz. Teknoloji bize yaşamın tarihindeki diğer tüm türlerden binlerce kat daha hızlı adapte olma gücünü vermekte. Bu özellik geçmişte olmuş kitlesel yok oluşlardan kurtulanlar için çok kritikti. En nihayetinde çöküş tehdidi tek bir soruya bağlıdır. Uygarlık ne kadar dirençlidir? Ne kadar büyük bir darbeyi kaldırabilir ve ilerleyebiliriz? 1347'deki kara ölüm yani veba, Avrupa nüfusunun yarısını ve dünya çapında insanların onda birini öldürdü. Ancak bu bile insanoğlunun ilerlemesini durduramadı. Ve bundan sadece 200 yıl sonra bilimsel devrim meydana geldi. Bugün aynı büyüklükte bir darbe birbirine bağlı küresel ekonomimiz üzerinde çok büyük hasara yol açardı. Ancak altyapımız ve bilgi birikimimiz hasar görmediği takdirde toparlanıp ilerlemeye devam edebilirdik. Eğer küresel sanayiyi yok edecek kadar büyük bir çöküş yaşasaydık, bu çok daha uzun ve tehlikeli bir toparlanma sürecine neden olurdu. Ve eğer bir şekilde tarım kabiliyetimizi kaybetsek ve avcı toplayıcı yaşam tarzına geri dönseydik, dünya yalnızca 10 milyon kişiyi destekleyebilirdi. Yani 10 bin yıl önceki sayımız, gezegeni başarılı bir şekilde yeniden doldurmak için en az 100 ila 5 bin kişinin hayatta kalması gerekirdi. Bu seviyenin altında dar boğaz çok sıkı olur ve bir daha toparlanamayabilirdik. Neyin tehlikede olduğunu anlayabilmek için yok oluşun gerçekten ne anlama geleceğiyle yüzleşmek zorundayız. En büyük tehdidimiz tek bir felaketten değil, üst üste gelen ve tahmin edilemeyen şekillerde birbirine karışan felaketlerin toplu etkilerinden gelir. 2009 yılında iki araştırmacı insanlığın külliyen yok olması için ne gerektiğini görmek amacıyla bir düşünce deneyi gerçekleştirdi. Aşama 1'de küresel savaş ve küresel sanayi ile tarımın çöküşü nedeniyle insan nüfusunda hızlı bir düşüşe rastlandı. Aşama 2'de dünyada kalan doğal kaynakların gelecek iki asır içinde tükeneceği öngörüldü. Aşama 3'te ise geriye kalan son insanları artık yaşama tutunamayacak hale getiren bir süper volkan patlamasıyla sonlanan keskin bir ekosistem çöküşü öngörüldü. Böyle bir sonuç yalnızca şu anki yaşamın kaybı açısından değil, gelecekte oluşacak olası yaşamın kaybı açısından da trajik olurdu. Uzak gezegenler keşfedilmezdi. Bu galaksimizin bizim köşesinde ve belki de evrenin tümünde müziğin, şiirin ve sanatın sonu anlamına gelirdi. On milyonlarca sene sonra bizden arta kalan tek şey, gelecekteki bir kayanın yüzeyinde ince bir tabaka olurdu. Medeniyetin heybetli kükremesi, zamanın rüzgarında bir fısıltıya dönüşürdü. İşte bu ne pahasına olursa olsun kaçınmamız gereken gelecektir. Ancak uzun vadede yok olmak korkulacak bir şey değildir hiçbir tür sonsuza dek var olmaz. Zaman bizi yeni bir forma sokacaktır. Akıllıca davranarak uzun vadede hayatta kalışımızı güvenceye almaya başladık. Norveç'te bulunan Svalbard, Küresel Tohum Bankası şu anda 4000'den fazla bitki türünden gelen 1 milyondan .000 fazla tohum numunesi barındırmakta. Bunlar bir gün uygarlığın yeniden inşası için önemli bir kaynak işlevi görebilir. Ancak Böyle bir mahzen yapmak için daha da iyi bir yer bulunması gerekebilir. Bazı kişiler genetik numuneleri ay yüzeyinin altında bulunan lav tünellerinde saklayacak, ay sığınakları yapmayı önermiştir. Burada küresel felaketlerden, erozyondan, mikrometeoritlerden ve güneş radyasyonundan korunurlar. Ancak uzun vadede hayatta kalışımızı güvenceye almanın en iyi yolu başka hiçbir yaşam formunun yapmadığı bir sıçramayı yapmaktır çok gezegenli bir tür haline gelmek. Başka bir gezegende kendi kendine yetebilen bir uygarlık kurulunca yok olma ihtimalimiz birden düşecektir. Kusurlarımızı da yanımızda götüreceğiz ve dünyadan uzaklaştıkça yeni ve bilinmez risklerle karşılaşacağız ama buna değecek. Kendi kendini idare edebilen gezegenler arası bir uygarlık uzun vadeli ve müreffeh bir istikbalin temeli olacaktır. Peki bu üstün geleceğe gerçekten varabilir miyiz? Yoksa gücümüzün zirvesinde miyiz? Ne kadar uzağa gidebiliriz? Teorik olarak uygarlığın gelecekte belirsiz bir süreliğine statikoyu koruması epey muhtemeldir. Ne çıkışa ne de dönüşüme uğramayabilir. Bizi sıkıntılı bir durağanlıkta tutan görünmez engeller olabilir. Ancak gerçekte düzlük en iyimser ihtimalle geçici bir evre olacaktır. Kısa vadede teknoloji ve dünyanın iklimindeki çok büyük değişimler uygarlığı yeni rotalar çizmeye zorlayacaktır. Ve gelecekte ne kadar uzağa gidersek karşılaşacağımız bozulmalarda o denli büyük olacaktır. Önümüzdeki birkaç yüz bin yılda süper volkan patlamaları ve yeni bir buzul çağıyla yüzleşeceğiz. Hem de fosil yakıtları son damlasına kadar yakıp dünyayı pişirsek bile etkin bir iklim yönetimi olmazsa buzullar intikamlarını alacak ve kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakaları Kuzey Amerika ve Avrupa'nın büyük bölümünü ezip geçecektir. Yaklaşık her 27 milyon yılda bir Güneş'in galaksimizin asteroitlerle dolu orta bölgesinden geçmesi nedeniyle dünyada döngüsel bir kitlesel yok oluş yaşandığına inanılıyor. Günümüzden yaklaşık 1 milyar yıl sonra güneşin parlaklığının artması dünyayı fotosentez için çok sıcak hale getirecek ve okyanuslar yavaşça buharlaşarak gezegenimizdeki tüm yaşamı sonlandıracaktır. Muhasır medeniyetimiz büyük çaplı bir dönüşüm geçirmediği takdirde bu olacaklardan kurtulamayacaktır. Seçeneklerimizden birisi doğanın dünyayı devralmasına izin vererek dünya dışı yaşam alanlarına taşınmamız olacaktır. Bişop halkaları 1 milyardan fazla insanı barındırabilecek dairesel dev yapılardır. 3 milyon kilometreden fazla alan sağlayabilirler. Yani yaklaşık Hindistan veya Arjantin kadar. Hafif karbon nano tüplerle inşa edilebilirler ve dönüşleri kendilerine ait bir atmosferi tutmak için yeterli yer çekimini oluşturabilir. Ancak dünyaya bağlı kalmayı seçersek, gezegenimizin merhametine kalmak zorunda değiliz. Onun geleceğini yazma gücüne sahibiz. Karşı karşıya olduğumuz tüm tehlikelere rağmen, ütopik gelecekler erişebileceğimiz mesafede ve düşündüğümüzden çok daha yakında. Şu anki güçlerimiz atalarımıza tanrısal görünürdü. Ancak bugüne dek başardığımız her şey, bundan sonra olacakların yanında sönük kalabilir. Sanayi devriminden bu yana teknolojik ilerleme insanoğlunun hayatını her açıdan köklü bir şekilde iyileştirmiştir. Dünya genelinde hayat kalitesi tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Güneş ve rüzgar enerjisinin maliyetleri uzman tahminlerinden daha hızlı düşüyor. Ve bu da onları fosil yakıtlarından daha ucuz hale getiriyor. Aynı zamanda YZ ve biyoteknoloji alanındaki birbirine yaklaşan ilerlemeler, insan refahının köklü bir biçimde geliştirileceğine işaret ediyor. AlphaFold gibi projeler şimdiden patojenlerin yapılarını ve kanser tedavilerini insanlardan çok daha hızlı keşfetmekte. Tek gen mutasyonlarının neden olduğu 10 binden fazla hastalık bulunmaktı ve CRISPR gibi gen düzenleme araçları bunların hepsini tedavi etme potansiyeline sahip bu yükseliş eğilimleri insanoğlunun potansiyelini kat be kat arttırmaktı. Bizler şimdiye dek yaşamış en sağlıklı, en varlıklı, en özgür, en eğitimli ve en gelişmiş insan nüfusuyuz. Bu eğilimler devam ederse uzuvlarımızı yenileme, tüm hastalıkları ortadan kaldırma ve yaşam süremizi sonsuza dek uzatma gücünü elde edebilir ve tarihimizdeki en kökten dönüşümün eşiğine gelebiliriz. Bu çığır açıcı buluşları yapmak, insan aklının tek başına yapamayacağı teknolojik sıçramalar gerektirecektir. Ancak daha şimdiden NASA, yapay zekayı kullanarak uzay misyonu malzemelerini tasarlamaya başladı. Ve yapay zeka, insanlardan 3 kat daha iyi iş çıkardı. Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelede kritik öneme sahip olabilecek temiz biyoyakıtların ve kuraklığa dayanıklı mahsullerin geliştirilmesine de öncülük etmekte üstelik bu daha başlangıç. İnsanlığı zorlayan karmaşık sorunların üstesinden kolayca gelebilecek ve insan kabiliyetlerini önemli ölçüde aşacak bir süper yapay zekanın doğuşunu işaret eden bir zeka patlamasının eşiğindeyiz. Bunu insani değerlerle uyumlu hale getirmek yeni ve büyük bir zorluk olacaktır. Ancak bu çok gerekli bir adım olacaktır. Yalnızca sağlayabileceği müthiş refah için değil aynı zamanda zararlı yapay zekaların tehdidine karşı korumak için Güvenli şekilde programlanmış bir süper zeka, insanoğlunun ilerlemesi için birinci hedef olmalıdır. Eğer yapay zekanın gücünü insanlığın iyiliği için güvenli bir şekilde kullanabilirsek, atalarımızın hayal dahi edemeyeceği ütopik bir gelecek çizebiliriz. Hastalıklar ve açlıktan arınma biyoteknolojisinin iklimi ve biyoçeşitliliği dengelediği, bol miktarda temiz enerjinin yapay zeka ile uyum içinde geliştirildiği, çığır açıcı gelişmelerin insanları uzak gezegenlere ve uydulara götürdüğü, müzikal ve sanatsal dışavurumlar için tasarlanan yeni araçların güzelliğin, deneyimin ve anlayışın sınırlarını genişlettiği bir gelecek. Üstelik tüm bunlar. Daha da görkemli bir geleceğin sadece başlangıcı olabilir. Enerji kullanımımız katlanarak artmaya devam ederse bir zaman sonra dünyaya gelenden daha fazla enerjiyi kontrol edebilir ve tip 1 uygarlık olabiliriz. Yakın zamanda yapılmış bir araştırma bunun 2371 yılı gibi kısa bir süre sonra olabileceğini göstermekte yıllık yüzde üçlük büyümeyi sürdürürsek de sadece birkaç bin yıl içinde tip seviyesine ulaşabilir ve güneşten gelen tüm enerjiyi kontrol edebiliriz. Türümüz 5 milyar yıl sonra güneşin ölümüne kadar ayakta kalabilirse bu 600 kat trilyon insanın doğumana neden olabilir. Üstelik kuzeyi kolonileştirirsek çok daha fazlası doğabilir. Samanyolu'nun her yerine yayılmış 100 bin trilyon insan. Ancak uzay ve zamanda ne kadar uzağa yayılırsak o kadar farklılaşacağız. Her biri değişime karşı farklı toleranslara sahip olan birden çok türe ayrılmamız muhtemeldir. Kimileri makinelerle birleşerek yeni bir melez tür oluşturmayı seçebilir. Diğerleri ise tamamıyla biyolojik kalmayı seçebilir. Bu ayrışma, Nindertaller'den bu yana tarihte ilk defa birden fazla insan benzeri türün dünyada gezindiği anlamına gelirdi. Kainattaki nihai gayemiz nedir? Galaksinin tümünü kolonileştirerek tip 3 bir medeniyet olmak ve zaman yolunu kendi zevkimize göre yeniden düzenlemek gibi azametli bir hedefe yönelebiliriz. 100 trilyon sene falan sonra yıldızlardan bile daha uzun yaşamayı amaçlayabiliriz. Ancak bu uzak hayaller bizim kavuşabileceğimiz hayaller değildir. Eğer bunlar günün birinde gerçekleşirse uzak torunlarımız tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun yerine insanoğlunun nihai gayesi belki de daha şahsi bir şey olmalıdır. Dünyayı, her şeyin başladığı o ufak gezegeni kurtarmak gibi. Dünyayı genişleyen güneşten uzaklaştırarak yaşamın oyununu milyarlarca yıl uzatabiliriz. Bu ayın karanlık yüzüne devasa bir iletkene karşı Ağırlık inşa edilerek gerçekleştirilebilir. Bunu yapması milyonlarca yıl sürerdi. Fakat sebep olduğumuz tahribatı telafi etmek ve yaşamın çağlar boyunca gelişimine destek olmak için çok kıymetli bir amaç olurdu. İnsanoğlu için son bir kefalet. Hiçbir gelecek kesin değildir en iyimser gelecekler bile büyük adaletsizlikleri ve acıları beraberinde getirecektir. Ancak geleceğimiz hakkında umutsuzluğa kapılmak, tarihimizi ve istisnacılığımızı göz ardı etmek anlamına gelir. Direncimiz bizi koruyacak, zekamızsa bizi ileriye taşıyacaktır. İyimserlik yalnızca makul değil, aşkın bir gelecek için kritik bir araçtır da. Bizi yalnızca en kötü ihtimaller durdurabilir. Eğer bunlardan kaçınabilirsek, dünyayı da aşıp kainatın dört bir köşesine yayılabilecek yeni bir yaşamın tohumlarını atabilme potansiyeline sahibiz. Tarihimizin bize öğretebileceği bir ders varsa, o da insan ırkını asla hafife almamaktır. Evrenin ötesinde insanoğlunu ne gibi gizemler bekliyor? bunlardan biri devasa galaksiler olabilir mi? Samanyolu, Andromeda ve Üçgen Gökadası'nın hakim olduğu yerel Gökada grubumuzda da 40 civarında Cüce Gökada bulunmaktadır. Kısaca, görülebilir evrende 300-400 milyar civarında büyük boyutlu galaksi, 7-8 trilyon civarında da küçük boyutlu cüce galaksi yer alır. Peki evrendeki galaksilerin dışı neden devasa bir hızla döner? Bunu hiç merak ettiniz mi? Astronomların çoğunun hayret ettiği olay, galaksilerin dış bölgelerindeki maddenin beklenilenin 3 katı kadar bir hızla dönmesidir. Bu ölçümleri yapmadan önce astronomlar bir galaksinin toplam kütlesini onun içinde gözlenen yıldızlardan ve gazdan oluştuğunu kabul etmişlerdi. Bugün kabul gören görüşe göre bir galaksinin dış kısımlarının hızlı dönmesi gene galaksinin dış kısımlarında yer alan büyük miktarda görünmeyen maddeden kaynaklanmaktadır. Gökyüzüne gözlediğimiz bir galaksi büyük patlamadan arta kalan maddenin soğumasıyla meydana gelmiştir. Galaksiyi meydana getiren gaz yavaşça çökseydi ve küçük bir dönme hızına da sahip olsaydı, dönen disk haline dönüşürdü. Çoğu galaksinin merkezinde son derece yoğun yıldız kümeleri bulunur. Galaksilerin çekirdekleri küçük, yaklaşık bir ışık yılı genişliğinde olmakla beraber inanılmayacak derecede büyük yıldız yoğunluklarına sahiptirler. Galaksiler değişir. Galaksimizde bulunan gaz, yıldız şekline dönüşebildiği gibi yine yıldız halinden gaz haline dönüşebilir. Bu durumu en iyi bir yıldızın değişimini inceleyerek anlayabiliriz. İlkel yıldızın çökmesiyle meydana gelen yıldızlar, evrimlerinin sonlarında kütlelerinin büyük bir kısmını yıldızlar arası ortama atarak beyaz cüce, nötron yıldızı veya bir kara delik olarak yaşamlarına son verirler. Büyük bir olasılıkla Samanyolu galaksisinde bulunan yıldızlar arası gaz bu dönüşümler sonucu tükenecektir. Böylece Galaksimizde yeni yıldızlar meydana gelmemekle beraber mevcut olan yıldızlar da yavaş yavaş yaşlanacaktır. Şimdi evrendeki bazı dev galaksilerde hadi hep beraber muhteşem bir seyahate çıkalım. Andromeda galaksisi. Ayrıca Messier 31, M31 ve NGS 224 olarak da bilinir. Mitolojik bir kavram olan Andromeda'nın Türkçedeki karşılığı zincire vurulmuş kız anlamına da gelmektedir. Andromeda takım yıldızında bulunan bir sarmal galaksidir. Spitzer Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilere göre 1 trilyon yıldıza ev sahipliği yapmaktadır. Samanyolu galaksisi ile arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 2,54 milyon ışık yılıdır. 2006 ölçümlerine göre Samanyolu Andromeda'nın kütlesinin ancak yüzde %80'ine sahiptir. Andromeda'nın bir diğer özelliği ise çıplak gözle dünyanın görülebilen en uzak gök cismi olmasıdır. Ayrıca Samanyolu'na en yakın büyük galaksidir. Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin yaklaşık 4,5 milyar yıl içinde dev bir eliptik veya merceksi galaksi oluşturacak şekilde birleşmeleri beklenmektedir. Andromeda galaksisinin dönmesi, görsel ve radyo dalga boyundaki tayfının incelenmesinden elde edilebilir. Görsel analiz, M31'in çekirdeğinin her iki yanındaki yıldızların yayınladığı, ışınımların, tayfsal çizgilerinin, Doppler kayması özelliklerinin ölçülmesiyle elde edilir. Andromeda galaksisinin çekirdeğin her iki yanında 65 ila 70 açısal uzaklığına kadar çekirdeğin dönmesi bir katı cisim hareket etmektedir. 70'ten 155'e kadar her iki yanda dönme hızı uzaklık arttıkça azalmaktadır. Zira bu dış kısımlar, çekirdek etrafında Kepler kanunlarına göre dönmektedir. Andromeda galaksisinin düzlemi, bakış doğrultumuza dik olmadığından daralmış ve çevresi elips şeklinde görünmektedir. Teorik hesaplamalarla Andromeda'nın genişliğinin 100 bin ışık yılı kadar uzunluğundan biraz daha küçük olduğu saptanmıştır. Mutlak parlaklığı eksi 21,1 m kadir olup, güneşten yaklaşık 24 kadir kadar daha parlaktır. Bu da içinde güneş kadar parlak olan en az 1010 adet yıldızın varlığını gerektirir. Bununla beraber, güneşten daha sönük olan yıldızların saptanmalarının güçlüğü ve görünen ışınıma pek az katkıda bulunmaları olasılıkları nedeniyle hesaplanan bu sayı yalnızca bir alt limittir. Dolayısıyla Andromeda galaksisindeki yıldızların toplam sayısı, içinde 1011 güneş kütlesi bulunan galaksimizin içindeki yıldızların sayısından en az 2 kat kadar daha fazla olmalıdır. Andromeda galaksisinin yıldızlar arası maddesi sarmal kollarda toplanmış olduğu, küresel kümelerde kırmızılaşmanın H2 bölgeleriyle kıyaslandığında, yokluğu veya yok denecek kadar azlığıyla açıkça görülmektedir. Galaksi içerisinde dağılmış, fakat özellikle çekirdek civarında yoğunlaşmış olan küresel kümeler, sarmal yapıyla hiç ilgili değildir. galaksinin bizden uzak olan tarafında bulunan küresel kümelerde biraz kırmızılaşma vardır. Bu kırmızılaşma, küresel kümelerden gelmekte olan ışığın Andromeda galaksisinin düzleminden geçerek bize ulaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Çok fazla kırmızılaşan birkaç küresel küme ise galaksinin hemen hemen yatay düzleminde bulunan ve bundan dolayı da tozlar tarafından büyük ölçüde karartılmış olanlardır. Andromeda galaksisindeki küresel kümelerle ilgili bu gözlemler, galaksideki popülasyon iki novaları üzerinde yapılan araştırmalarla uyuşmaktadır. Gözlenmiş olan 25 novadan sadece bir tanesi fark edilebilir derecede kırmızılaşma göstermektedir. İlginç olan bu novanın 5. kolda olması ve böylece ışığı bize gelmeden önce koldaki tozlardan geçmesidir. Bu kolu çekirdeğe doğru takip edecek olursak, dış bölgelerine bol miktarda popülasyon 1 süper dev yıldızları bulunmasına karşılık, Bunların çekirdeğe doğru sayıca azalmakta ve birdenbire yok oldukları görülmektedir. Bununla beraber sarmal kol çekirdeğin içine doğru bir toz kolu şeklinde devam etmektedir. Andromeda galaksisinin sarmal kollarındaki bütün maddelerin incelenmesi sonucu sarmal kolların bu büyüklükteki bir galaksinin toplam ışığının katkısının yüzde daha az olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Diğer bir deyişle, sarmal kollardaki popülasyon bir yıldızları galaksinin toplam kütlesinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu durumun gaz ve tozlar içinde doğru olması gerektiğinden, ileride oluşması beklenen yeni yıldızlar için gerekli madde miktarının çok az kaldığı ortaya çıkmaktadır. Andromeda ve bizim galaksimizde nötr hidrojenin 21 santimetredeki çizgisinin analiziyle yeni yıldızların oluşumuna elverişli olan madde miktarının bu iki galaksinin toplam kütlesinin yüzde ikisinden daha fazla olmamaktadır. Buradan Andromeda galaksisindeki yıldız oluşumu döneminin az çok bitmek üzere olduğu ve bu sarmal sistemlerdeki yıldızların çoğunluğunun uzun bir süre önce meydana gelmiş olduğu sonucu çıkarılabilir. Şüphesiz eğer bu galaksilerin büyük kısmını meydana getiren popülasyon 2 yıldızları evrimleri süresince yeterli madde dışarıya atılıyorsa uzaya atılan bu madde toz ve gaz mevcudunu yenileyebilir. Andromeda galaksisinin çekirdeğinin içinde sadece popülasyon 2 yıldızları bulunduğu ve toz olmadığına ilk defa Bate 1944 belirtmiştir. Andromeda'nın çekirdeğindeki yıldızlar, Popülasyon 2 türünden sarı ve kırmızı devler olup, merkezden dışarıya doğru galaksinin kollarına kadar izlenebilmektedir. Popülasyon 2 yıldızları, yassı diskin her yerinde ve hatta gözlenebilen en dıştaki sarmal yapının da ötesindeki bölgelerde bulunmaktadır. BATE Popülasyon 2 yıldızlarını galaksinin küçük ekseni boyunca inceleyerek bu yıldızları dışarıya merkezden 45 derece uzağa kadar izlemeyi başarmıştır. Merkezden dışarıya doğru büyük eksen boyunca gidildiğinde popülasyon 2 yıldızlarının yoğunluğu az çok galaksinin parlaklığıyla aynı şekilde azalır. Kolları göz önüne almadan büyük eksen boyunca popülasyon 2 yıldızları merkezden 2 derece uzaklığa kadar izlenebilmiştir. Ancak kırmızıya duyarlı fotoğraf plaklar kullanıldığında çok daha uzak mesafelere uzanabilmektedir. Andromeda galaksisinin ana diskinin çoğu popülasyon 2 sınıfında olan kırmızı ve sarı dev yıldızlardan oluşmaktadır. Popülasyon 2 dev yıldızlarıyla karışmış olarak M67 gibi açık kümelerde bulunan dev yıldızlar da vardır. Bunlar diskteki yıldızların çoğunluğunu meydana getirebilir ve diskten gelen ışığın büyük kısmını sarmal kolları göz önüne almadan açıklayabilir. Fakat en parlak disk yıldızları şüphesiz Popülasyon 2'nin kırmızı dev yıldızlarıdır. Bu iki tip kolayca birbirinden ayırt edilebilir. Çünkü popülasyon iki yıldızları normal dev yıldızlarıyla karşılaştırıldığında metal yönünden fakirdirler. Diskin bu yapısı uzun süre poz verilmiş kırmızıya duyarlı fotoğraf plakaların incelenmesi sonucunda görülmüştür. Bu fotoğraf plakları üzerinde sarmal kollar arasındaki bölgelerin dışarıya doğru giderek sayıları azalan yoğun popülasyon iki dev yıldızlarıyla dolu olduğunu görmekteyiz. Bu analize göre galaksinin sarmal kolları ince gaz, toz tabakaları ve diskin içerisine gömülü popülasyon bir türünden O ve B süper dev yıldızlarından ibarettir. Son yapılan araştırmalarda Hubble Uzay Teleskobu ile alınan görüntülerden Andromeda Galaksisi'nin çift çekirdekli olabileceği tartışmalara başlatılmıştır. Andromeda Galaksisi'nin çift çekirdekli olduğunu savunan astronomi uzmanlarına göre bu oluşum iki farklı şekilde açıklanabilir. Birincisi, dinamik çarpışma olayı nedeniyle Andromeda galaksisinin merkezine girmiş olan bir başka galaksinin disk veya kolları Andromeda tarafından yenmiş ve çekirdek kısmı Andromeda'nın çekirdeğinin yanına çekilmiştir. Böylelikle Andromeda galaksisinin merkezinde gerçekte iki çekirdek bulunmaktadır. İkinci görüşse Andromeda galaksisinin tek bir çekirdeği bulunmakta. Ancak yıldızlar arası ortam nedeniyle çekirdeğin bir kısmı örtülmekte ve iki farklı çekirdekmiş gibi görülmektedir. İşte derin uzayın karanlık vadileri öyle gizemlerle dolu ki bunu insanlık olarak çözecek zamanımız olacak mı? Bunu gelecek yıllarda göreceğiz. Şimdi Pergel Gökadası ile devam edelim. Pergel Gökadası pergel takım yıldızı yönünde bulunan bir Seyfert gökadadır. Gökada düzleminin sadece 4 derece altında ve yaklaşık 13 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Gökada gazın ışık hızında boşluğa püskürtülmesiyle fırtınalı değişiklikler yaşamakta ve bu haliyle adeta kaynayan bir cadı kazanını andırmaktadır. Perger Gökadası'nın diskindeki gazın büyük bölümü 1300 ışık yılı çaplı bir dış ve 260 ışık yılı çaplı bir iç halkada toplanmış bulunuyor. Perger Gökadası küçük bir teleskopla gözlenebilir ama yine de bizim gökadamızın maddeleri tarafından gizlendiği için 25 yıl öncesine kadar fark edilmedi. Perger Gökadası, İkinci tip Seyfert türünden ve Saman yoluna bilinen en yakın, etkin gökadadır. Gökada ikinci tip Seyfert denen türdendir. Bu sınıfı oluşturan genellikle sarmal gökadaların belirgin özelliği, dev kütleli bir kara delik barındırdığı sanılan küçük merkezleri olmalarıdır. Seyfert gökadaları da, etkin gökada çekirdekleri denen daha büyük bir kategori içinde yer alırlar. EÇG'ler yani etkin çekirdekli gökadalar. EÇG'ler boşluğa ışık hızına yakın hızlarda gaz püskürterek gökada merkezindeki gazı sürekli azaltırlar. Pergeli izleyen gökbilimciler bunun da merkezinde bir EÇG bulunduğunu düşünüyorlardı. Hubble'ın gönderdiği ve 4 filtreyle elde edilmiş birleşik resimde iç halka yeşil renkli diskin iç taraflarında yer alırken daha geniş dış halka resmin dışına doğru uzanıyor. Her iki halkada da büyük miktarlarda gaz ve tozun yanı sıra hareketli yıldız oluşum bölgeleri gözleniyor. Yıldız oluşum halkalarının merkezinde seyfer çekirdeği bulunuyor. Bu, çevresindeki gaz ve tozu toplayan büyük bir kara deliğin imzası sayılabilir. Kara delik ve kendisini besleyen kütle aktarım diski, gökada diskindeki gazı, diski alttan ve üstten çevreleyen haleye püskürtüyor. Bu gazın ayrıntılı yapısı, resmin üstüne doğru uzanan çizgilerde görünebiliyor. Gökada'nın merkezinde ve iç yıldız oluşum halkasının iç tarafında gazdan oluşmuş bir yapı görünebiliyor. Şimdi Komet Gökadası ile devam edelim. Komet Gökadası, heykeltıraş takım yıldızı yönünde yaklaşık 3,2 milyar ışık yılı uzaklıkta Abel 2667 Gökada kümesi içinde bulunan bir sarmal gökadadır. Hubble Uzay Teleskobu'yla 2 Mart 2007 tarihinde tespit edilmiştir. Samanyolu'ndan biraz daha fazla bir kütleye sahiptir. Parlak mavi düğümler ve genç yıldızlardan yayılan ışık demetleriyle geniş bir akıntıya sahip olan eşsiz bir gökadadır. Abel 2667 kümesinden saatte 3,5 milyon kilometrelik bir hızla uzaklaşır ve bu etki sonucu oluşan 600 bin ışık yılı uzunluğunda kuyruklu yıldıza benzeyen bir kuyruğu bulunmaktadır. Anten galaksileri, karga takım yıldızı yönünde bulunan bir etkileşen galaksiler çiftidir. Her ikisi de Frederick William Herschel tarafından 7 Şubat 1785 tarihinde keşfedilmiştir. Anten bir galaksi çarpışması sonucu ortaya çıkmıştır. Diğer 5 adet galaksi ile birlikte NGC 4038 grubu içindedir. Çarpışma sonucu savrularak oluşan böcek antenlerine benzer görüntü bu ismi almasına yol açmıştır. İki galaksinin çekirdekleri büyük bir galaksi oluşturmak üzere yol almaktadır. Galaksilerin pek çoğu hayatlarında en az bir kez çarpışmaya maruz kalır. Bu gelecekte muhtemelen bizim samanyolu galaksimizle Andromeda galaksisinin çarpışmasıyla da olacaktır. Galaksi içinde iki adet süpernova keşfedilmiştir. Yeni yapılan bir çalışma daha önceden bu galaksilerin samanyoluna yoluna 65 milyon ışık yılından daha yakın olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 1,2 milyar yıl önce anten, NGC 4038 Sarmal Galaksi ve NGC 4039 Çubuklu Sarmal Galaksi olarak iki ayrı galaksiydiler. Çarpışma olmadan önce NGC 4039, NGC 4038'den daha büyüktü. 900 milyon yıl önce galaksiler birbirlerine yaklaşmaya başladılar. 600 milyon yıl önce galaksiler birbirlerinin içine geçti ve 300 milyon yıl önce Anten'in yıldızları savrulmaya başladı. Bugün bu yıldızlar asıl galaksilerin uzağında galaksinin anten şeklini almasını sağlamıştır. 400 milyon yıl içinde antenin çekirdekleri çarpışarak yıldızlar ve gazlar tek bir çekirdek haline alacaktır. Yapılan gözlemler ve simülasyonlar anten galaksilerinin sonunda eliptik galaksi halini alacağını düşündürmektedir. Siyah Göz Gök Adası ile devam edelim. Siyah Göz Gök Adası, ayrıca Uyuyan Güzel Gök Adası, Mezer 64 M64 veya NGC 4826 olarak da bilinir. Edward Paget tarafından 23 Mart 1779 tarihinde ve ondan bağımsız olarak Johann Ellert Boyd tarafından 4 Nisan 1779 tarihinde keşfedilmiştir. Charles Messer 1780 yılında kataloğuna eklemiştir. Parlak çekirdeği önündeki toz emici muhteşem koyu şerit yüzünden siyah göz ve kem göz gibi isimler takılmıştır. M64, amatör gökbilimcilerin oldukça iyi bildiği bir nesnedir. Çünkü küçük teleskoplarla bile kolayca gözlemlenebilir. Bu da şu an belgeselimizi izleyen amatör astronomlar varsa onların dikkatini çekeceğine eminiz. M64, ilk bakışta normal bir sarmal gökada gibi görünmektedir. Gökadaların çoğunda olduğu gibi M64'teki yıldızlar da aynı yönde bir yörüngede dönmektedir ve Hubble fotoğraflarında bulunan saat yönünde olduğu görülmüştür. Ancak yapılan son detaylı çalışmalarda dış bölgelerdeki yıldızlar arası gazın iç bölgelerde yıldız oluşturan gazın karşı yönünde döndüğü olağanüstü bir keşif olarak ortaya çıkmıştır. İç bölgenin çapı yaklaşık olarak sadece 3000 ışık yılıyken, dış bölgenin çapı 40000 ışık yılına ulaşmaktadır. Bu olayın iki bölgeyi ayıran sınırın etrafında yeni yıldız oluşumlarını tetiklediğine inanılmaktadır. İki gök adanın çarpışması sonucu oluşan garip iç hareketlere ilave olarak sola doğru olağanüstü bir görünüşle birleşen bir yıldız sistemi vardır. Gökbilimciler ters yönde dönen gazın yaklaşık olarak 1 milyar yıl önce bu gök adaya çarpan bir uydu gök adanın M64 içine çekilmesinin sonucu oluştuğuna inanmaktadırlar. Sambirero gök adasıyla devam edelim. Sanverero Gökadası, ayrıca Mizer 104, M104 ve NGC 4594 olarak da bilinir. Bu Gökada'nın dünyaya uzaklığı akıl alır gibi değil. Düşünebiliyor musunuz? Tam olarak uzaklık 50 milyon ışık yılı. Hayallerimizin bile ötesinde. Sanırım evrenin diğer ucu diyebiliriz. Başak takım yıldızı yönünde bulunan bir çubuksuz sarmal gökadadır. 1767 Mart ayında Pereira Mission tarafından keşfedilmiştir. Parlak bir çekirdeği, alışılmadık derecede büyük bir merkezi, şişlik ve eğik diskinde önemli bir toz şeridi vardır. Karanlık toz şeridi ve şişkinliği bu gökadaya San Birero görünümünü verir. Gökada artı 8.3 görünen parlaklığıyla amatör teleskoplarla kolayca gözlemlenebilir. Büyük şişkinlik, merkezi süper büyük kütleli kara delik ve toz şeridiyle tüm profesyonel gök bilimcilerin dikkatini çekmiştir. Buradan da sanırım profesyonellere seslenmek gerekecek. Başka bir gök ile devam edelim. Büyük Magellan Bulutu, bir zamanlar Samanyolu Gökadası'nın uydusu olduğu düşünülmüş olan yakın bir gökadadır. 50 kiloparsekten birazcık daha az mesafedeki Büyük Magellan Bulutu, Samanyolu merkezine yakın uzanan Yay Eliptik Cüce Gökadası ve Büyük Köpek Cüce Gökadalarından sonra Samanyolu'na en yakın 3. Gökadadır. Güneş kütlesinin yaklaşık 10 milyar katı büyüklüğünde bir kütleye sahiptir. Bu da samanyolunun yaklaşık %1'i kütleye sahip olduğunu gösterir. Büyük Magellan Bulutu, yerel gruptaki en büyük gökada Andromeda gökadası, ikinci sıradaki Samanyolu gökadası ve üçüncü sıradaki Üçgen gökadasından sonra yerel gruptaki dördüncü en büyük gökadadır. Yine başka bir gök adayla devam edelim. NGC 4676 ayrıca fareler galaksileri olarak da adlandırılır. William Herschel tarafından 13 Mart 1785 tarihinde keşfedilmiştir. Holton Arp tarafından görüntülenmiş ve Arp 242 olarak fizyon görünümüne sahip gök gökadalar kategorisi altında tuhaf gök adalar atlasına dahil edilmiştir. Kütle çekim etkisi sonucu her iki gök adadan çıkan uzun yıldız kuyrukları ve gaz nedeniyle fareler olarak adlandırılmıştır. NGC 4676 olarak bilinen çift, sonunda tek bir dev gök halinde birleşecektir. Gök adaların renkleri oldukça tuhaftır. NGC 4676A çekirdeğinde bazı karanlık bölgeler ve sarmal kollarını çevreleyen mavimsi beyaz bir kalıntıyla çevrilidir. Kuyruk dışarıya doğru önce mavi renkle başlar ve daha sonra sarımsı bir renk alarak son bulur. Gerçekte hemen hemen tüm sarmal gökadalarda kollar sarımsı bir renkle başlar ve giderek mavileşen bir renkle sonlanır. Bu bakımdan NGC 4676A oldukça sıra dışıdır. NGC 4676B, sarımsı çekirdeği ve iki ayıyla normale daha yakındır. Koldaki kalıntıların alt kısımları ise mavimsidir. Gökadalar 2002 yılında Hubble Uzay Teleskobu'nun eski kameralarından daha hassas olan ve daha geniş bir alanı görüntüleyen gelişmiş araştırma kamerası tarafından fotoğraflanmıştır. Farelerin arka planında 13 milyar ışık yılı mesafeye kadar en az 3200 gökada bulunur. Karanlık enerji, boşluğun yarattığı negatif basınçtır ve bu basınç negatif olduğu için tıpkı bir balonu üfler gibi evrenin kendi içinden dışarı doğru şişmesine yol açıyor. Karanlık enerjinin ne olduğu tam bir gizem. Bir teoriye göre karanlık enerji uzayın bir özelliğidir. İlk kez uzay boşluğunun bir hiç olmadığını fark eden insan Albert Einstein olmuştur. Uzayın çok fazla özelliği var ve pek çoğu henüz yeni yeni öğreniliyor. Einstein birden fazla uzayın var olma ihtimalini öne sürmüştür. Einstein'ın bir çekim teorisi bir kozmolojik sabit içerir ve şöyle bir öngörüde bulunur. Boş uzay kendi enerjisini üretebilir. Bu enerji uzayın kendisinin bir parçası olduğundan Uzay genişledikçe seyrelmez. Daha çok uzay bir araya geldikçe bu uzay enerjisi daha fazlalaşır. Bundan dolayı evrenin genişlemesi çok daha hızlı olur. Fakat kimse neden böyle bir kozmolojik sabitin orada olması gerektiğini açıklayamıyor. Einstein'ın görelilik teorisi diyor ki karanlık enerji evrenin genişlemesine yol açıyorsa ortaya çıkan enerji sadece evrenin sürekli olarak genişlemesine harcanacaktır ve asla evreni yok etmekte kullanılamayacaktır. Dikkatli düşünecek olursanız bu yorum büyük patlamanın hala devam ettiği anlamına geliyor. Peki nasıl olur? Gözlemlenebilir evren sayesinde bu mümkün. Gözlemlenebilir evrenin sınırı Bugün ve gelecekte görebileceğimiz en uzak galaksilerle sınırlı. Bu da 90 milyar ışık yılı çapındaki bir küreye karşılık geliyor. İyi de neden 45 milyar ışık yılı uzaktaki galaksilerden daha uzak galaksileri asla göremeyeceğiz? Çünkü bizden ışıktan hızlı olarak uzaklaşıyor olacaklar ve bu yüzden onlardan gelen ışık bize asla ulaşamayacak. Aslında en uzak galaksiler bizden ışıktan hızlı uzaklaşmıyor. Ama 45 milyar ışık yılı uzakta o galaksilerle aramızdaki boşluk Mars'la Dünya arasındaki boşluktan çok daha büyük. Peki biz ne dedik? Karanlık enerji boşluğun enerjisidir dedik. Bu durumda gözlemlenebilir evrenin kenarındaki karanlık enerjinin miktarı Mars'la Dünya arasındaki uzayın karanlık enerjisinden daha şiddetli. Özünde Mars'la dünya arasında boşluğun enerjisi o kadar düşük ki uzay bu kadar kısa mesafelerde 55-80 milyon kilometre hiç genişlemiyor. Ancak 45 milyar ışık yılı uzakta karanlık enerji miktarı o kadar artıyor ki uzay o mesafede ışıktan hızlı genişliyor. Bu yüzden en uzak galaksiler bizden ışıktan hızlı uzaklaşıyor. Pratikte onları başka bir evrendeki galaksiler olarak kabul ediyoruz. Karanlık enerji, evren bilimde, astronomide, astrofizikte ve gök mekaniğinde evreni sürekli genişlettiği ve galaksileri birbirlerinden uzaklaştırdığı varsayılan bir enerji türüdür. Bilinen fizik kurallarına göre, Herhangi bir şekilde hareketlendirilen bir cisim ya zamanla hızı azalarak durur ya da hiçbir enerji kaybı yoksa aynı hızda hareketine devam eder. Örneğin, dünyada fırlatılan bir cismin hızı azalır ve bir süre sonra durur. Bunun nedeni dünyada sürtünmeden ve yer çekiminden dolayı enerji kaybına uğramasıdır. Eğer yer çekimsiz ve havasız bir ortamda yani uzayda aynı cismi fırlatırsak, karşısına bir engel çıkana kadar hareket eder. Evren ölçeğinde bu engel kitle yerçekimi gücüdür. Evrenin kendisi ise bahsedilen fizik kuralları aksine Big Bang'den beri genişlemektedir ve zamanla evrenin genişleme hızı da artmaktadır. Bilim insanları bunu keşfettiklerinde bu hızı artıran bir enerji olması gerektiğine karar vermişlerdir. Bu varsayılan enerji karanlık enerji olarak adlandırılmıştır. Karanlık enerjiden ilk bahseden bilim insanı Alan Guth, evrenin büyük patlamadan sonra ani genişlemesini gizemli bir karanlık enerjinin varlığına dayandırmıştır. Daha sonra Sol Permuter ve Birin Shilment adlı iki fizikçi gözlemleri sonucu evrenin genişleme hızının arttığını ve bunun uzayın bir tür içsel gerilimi diyebileceğimiz karanlık enerji olduğundan söz etmişlerdir. Tam olarak çözülemeyen karanlık enerji hakkında araştırmalar halen sürmektedir. Bu iki kavramdaki karanlık ibaresi bunların bırakın maddeyle ışıkla bile herhangi bir etkileşime girmemelerinden ileri gelir. Işık görmenin anahtarıdır. Ama bu iki kavram ışıkla etkileşimi olmadığı için görünmezler. Büyük patlamadan sonra muhtemelen ilk 5 milyar yıl karanlık maddenin çekim gücü evrenin hakimiyken, sonrasında karanlık enerji evrenin mutlak hakimi konumuna yükselmiş. Bunun sonucu olarak evren her geçen gün artan bir hızla büyümektedir bildiğimiz anlamdaki maddesel yasalar, bilinen evrenin sadece kabaca yüzde beşiyle ilgilidir. Geriye kalan yüzde doksan beş, hala bizler için bilmecedir. Son gözlemler sonucunda, evrenin yüzde yirmi üçünün karanlık madde, yüzde yetmiş ikisinin karanlık enerjiden oluştuğu sanılmaktadır. Aslında karanlık enerji kavramını ilk kez Albert Einstein ortaya çıkarmıştır bulmuş olduğu görecelik teorisine göre formüllerini kullanarak evrenin asla sabit hacimde kalamayacağını, genişleyeceğini veya çökeceğini hesaplamıştır. Ancak Hubble'ın evrenin hep genişlediğini kanıtlamasıyla bulmuş olduğu bu yeni enerjiye saçma sapan enerji demiş, kendi de aslında formülleriyle kanıtladığı karanlık enerjiyi önemsememiştir. Hubble Uzay Teleskopu'yla uzak galaksilere bakan astrofizikçiler, evrenin son 5 milyar yılda gittikçe hızlanarak genişlediğini buldu. Buna boşluğun enerjisi denen karanlık enerji yol açıyor olabilir. Oysa evrendeki karanlık enerji miktarı sabit. Peki, sabit enerji evrenin genişlemesini nasıl hızlandırıyor? Karanlık enerji yüzünden, aşırı şişen evren gelecekte bir gün yırtılıp parçalanacak mı Şunu unutmayalım. Derin uzay hala gizemlerle dolu kapalı bir kutu. Biz bu kutuyu insanoğlu olarak ne kadar açabileceğiz? Bunu zaman gösterecek. Derin uzay ve karanlık enerji işte bu şekilde karmaşık yapılara sahip. Aslında karanlık enerjiyle karanlık madde bazı olumsuz açılardan birbirine gayet benziyor. Örneğin karanlık enerjiyi de tespit edemiyor, ölçemiyor veya bu gizemli enerji alanına dokunamıyoruz. Buna karşın evreni nasıl etkilediğini görüyoruz. Örneğin karanlık madde oluşturduğu ek yer çekimiyle evreni her ölçekte etkilerken karanlık enerji uzayı sadece 3.260.000 ışık yılı mesafeden itibaren etkilemeye başlıyor. İşte bu karanlık maddeden çok daha acayip bir durum. Karanlık madde uzaya seyrek ölçüde dağılmış bulunuyor ve yer çekimiyle zayıf etkileşime giriyor. Bu nedenle karanlık maddenin yer çekimi de küçük ölçeklerde dikkate alınmayacak kadar zayıf oluyor. Karanlık madde ancak 72 ışık yılı çapındaki küresel yıldız kümeleri ve dev gaz bulutları gibi büyük kütleli cisimleri kendine doğru çekiyor. Bazı görüşlere göre evrenin genişlemesine karanlık enerjinin etkisi düşünülenden daha azdır. Sınırsız patlama teorisi olarak adlandırılan bir teoriye göre sürekli olarak yeni big bang'lerle evreni genişleten bir sistem bulunmaktadır. Buna göre evren ne kadar genişlerse galaksiler evrene homojen dağılmak isteyecektir. Bunun nedeni, fizik kanunları ve kütle çekim teorisidir. Evren, bir başka patlamayla genişledikçe, galaksilerde homojen dağılmak için birbirinden uzaklaşır. Özetle, galaksilerin birbirinden uzaklaşmasında, karanlık enerjinin etkisinden çok, bu genişleme olayının etkisi vardır. CERN fizikçilerinden Dragan Hadyukovic, hem karanlık maddeye hem de karanlık enerjiye açıklama getiren yeni bir yaklaşım sundu. Fizikçiler, öncesinde uzay boşluğu olarak tanımlanan dokuya kuantum vakum diyorlar. Çünkü artık onun boş olmadığını, parçacıklar ve bunların karşı teşleriyle dolu, yani madde ile antimadde bir araya geldiğinde birbirlerini yok ediyorlar. Hayduković madde ve antimaddenin sadece zıt yüke sahip olmadığını, kütle çekimsel olarak da zıt özellikler taşıyabileceklerini söylüyor. Hadyukovic'e göre madde pozitif, antimadde ise negatif kütle çekimine sahip. Madde yoğunsa çekme, antimadde yoğunsa itme kuvveti oluşuyor. Bahsedilen bu karanlık enerjiye yaratılış sancıları da diyebilir miyiz? Karanlık madde Evrendeki ilk yıldızları doğuracak büyük gaz ve toz bulutlarını kendine çekmiştir. Nitekim çekmeseydi gazlar uzaya çok seyrek dağılacak ve evren 180 milyon yıl yaşındayken ilk yıldızlar oluşmayacaktı. Bu da zaten yeteri kadar karanlık olan derin uzayın tamamen karanlık kalmasına sebep olacaktı. Hatta güneşimiz bile oluşmayacak. Buna bağlı olarak yaşam da olmayacaktı. Öte yandan ilk yıldızlar, karanlık madde yüzünden bir noktaya toplanan gazın kendi ağırlığıyla ve küçük gaz topları halinde çökmesiyle oluştu. Kısacası, karanlık madde doğrudan yıldız oluşumunu başlatmadı. Tek tek yıldızların kendi üzerine çökerek tutuşmasına, öncelikle normal maddenin yer çekimi neden oldu. Oysa karanlık enerji, sadece büyük ölçeklerde açığa çıkıyor ve bu açıdan karanlık maddeden çok farklı özellikler gösteriyor. Karanlık enerji yaklaşık 3 milyon 260 bin ışık yılı, yani 1 megaparsek mesafeden itibaren uzayın saniyede 70 kilometre hızla genişlemesine yol açıyor. Karanlık enerjinin ne kadar güçlü olduğunu düşünebiliyor musunuz? Aslında karanlık enerji daha kısa mesafelerde beliriyor. Ancak yıldızların bir galaksideki ortalama hızı saniyede 60 kilometre ve galaksilerin ortalama hızı da saniyede 220 ila 600 kilometreye ulaşıyor. Bu sebeple karanlık enerjinin uzayın genişlemesine yol açmasını ancak uzak mesafelerde fark ediyoruz. Daha net bir deyişle, karanlık enerji, ancak bir megaparsek uzaklıkta fark edilir ölçüde etkili oluyor. Ve ancak 60 milyon ışık yılı mesafeden itibaren evrendeki maddeyle karanlık maddenin yer çekimini yeniyor. Bu yüzden evren hiç durmadan genişliyor. Karanlık madde karanlık enerji evrende birbiriyle yarışan kozmik güçler gibidir. Her ikisinin de ortak noktası, büyük patlama esnasında oluşmuş olmalarıdır ve her ikisi de gizemini korumaktadır. Karanlık madde ile karanlık enerji arasındaki farka gelince. Karanlık enerji iter, karanlık madde çeker. Karanlık maddenin etkisi galaksilerde kendisini gösterirken karanlık enerji tüm evren boyutunda bir etki alanına sahiptir. Evrenimizde 100 milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor. Her birinde milyarlarca yıldız, devasa toz ve gaz bulutları ve belki de gezegenler, aylar ve diğer kozmik yapılar var. Yıldızlar radyo dalgalarından X ışınlarına kadar çok muazzam büyüklükte enerji üretir. Bu enerji tüm evreni ışık hızıyla dolaşır. Karanlık madde astrofizikte elektromanyetik dalgalarla yani radyo dalgaları, gözle görülebilen ışık, X ışınları gibi bunlarla etkileşime girmeyen, varlığı yalnız diğer maddeler üzerindeki kütle çekimsel etkisiyle belirlenebilen maddelere denir. Karanlık maddelerin varlığını belirlemek için gök adaların döngüsel hızlarından, gök adaların diğer gök adalar içerisindeki yörüngesel hızlarından, geri planda yer alan maddelere uyguladığı kütle çekimsel mercekleme özelliğinden ve gök adaların içerisindeki sıcak gazların sıcaklık dağılımından yararlanılır. İncelemeler gök adalarda, gök ada gruplarında ve evrende görülebilen maddelerden çok daha fazla karanlık madde olduğunu göstermektedir. Karanlık maddelerin bileşenleri tamamen bilinmemekle birlikte, vimpler, aksiyonlar, Sıradan ve ağır nötrinolar, gezegenler ve sönmüş yıldızlara birlikte verilen isim makolarla ışıma yapmayan gaz bulutlarından oluşur. Karanlık maddenin var olduğuna dair en güçlü kanıt olan Sarmal Gök Ada eğilimleri, 1970 yılında Washington Carnegie Enstitüsü'nde Vera Rubin ve arkadaşları tarafından ileri sürülmüştür. Vera Rubin de ...Firç Zivki ile benzer bir kaderi paylaşarak uzun yıllar ciddiye alınmamış, hiçbir ciddi yayın organı çalışmalarına yer vermemiştir. Master ve Doktora tezleri de daha önce reddedilmiş olan Vera Rubin için bu durum pek şaşırtıcı olmamıştır. Onlarca yıl sonra, bugün hemen hemen tüm astrofizikçiler karanlık maddenin varlığını kabul ederler. Ağustos 2006'da yayınlanan... 150 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan iki gökada kümesinin çarpışmasına dair gözlem, karanlık maddelerin varlığına dair daha somut bir kanıt oluşturmuştur. Çarpışma sırasında sıcak gazlar arasında bir etkileşim olmuş ve daha sonra merkeze yaklaşmışlardır. Gökadalar ve karanlık madde etkileşime girmemiş ve merkezden uzak kalmışlardır. İki şekilde karanlık maddenin ortaya çıktığı sanılmaktadır. Baryonik karanlık madde ve baryonik olmayan karanlık madde. Evrenin kütlesinin yüzde doksanını oluşturduğu varsayılmakla birlikte, karanlık maddenin henüz astronomlar için sırrı çözülmüş değildir. 1970'ler, evrendeki maddenin yüzde doksanının görünmez olduğunun keşfedilmesiyle karanlık madde iddialarının güçlendiği yıllar olmuştur. Karanlık maddenin var olduğu varsayılmakta, ancak ne olduğu konusunda çok az açık bilgi vardır. Eğer bir sarmal gök adada, samanyolu gök adasında olduğu gibi, kütle galaktik maddenin görünen bir durumuna göre dağılmışsa, güneş sistemine benzer hızlı bir hız azalmasının görülmesi gerekir. Çünkü kütlenin büyük bir yüzdesi merkezdeki şişkin bölgede toplandığından, hal oda çekim çok zayıf olacaktır. Bunun sonucu olarak merkezden uzaklaştıkça yıldız hızları azalacak ve gökada dönme eğrisi hızlı bir düşme gösterecektir. Fakat zaman yolu Andromeda ve diğer sarmal gök adalarda durumun böyle olmadığı görülmektedir. Bu gök adaların gök ada dönme eğrilerinde hız düşmesi yerine düz bir gidiş kendini göstermektedir. Başka bir ifadeyle, yıldızların hızları halo boyunca sabit kalmaktadır. Böyle bir durumun anlamı şudur. Bu gök adaların her birinde, kütlenin büyük bir yüzdesi merkezdeki şişkin bölgede toplanmış olmayıp, gök ada içinde baştan sona düzgün bir şekilde yayılmıştır. Buysa ancak gök ada halesinde önemli miktarda karanlık maddenin var olmasıyla mümkündür. En büyük ölçeklerde artık kütle çekimine bağımlı cisimler yoktur. Ama galaksilerin dağılımı da tam anlamıyla düzgün değildir. Evrenin ilk dönemlerinden beri küçük de olsa bir takım yoğunluk dalgalanmaları varlıklarını sürdürmüştür. Kritik yoğunluğa neden olan karanlık madde, galaksi kümeleri ve süper kümelerinin üzerindeki ölçeklerde pekala düzgün dağılmış olabilir. Bununla birlikte en azından karanlık maddenin bazı türlerinin daha büyük ölçeklerdeki yoğunluk dalgalanmalarında bir rolü olmalıdır. Yalnızca galaksileri sayarak ışıma gücü yoğunluğunu ölçmek, karanlık maddenin katkısını göz ardı etmek demektir. Oysa 10 ya da 100 megaparsekten daha büyük ölçeklerde evrendeki karanlık maddeyi ölçmenin yöntemleri vardır. Minik dalgalanmalar nedeniyle yoğunluğun fazlalık gösterdiği yerlerde çevredeki madde üzerinde hafif bir çekme etkisi, yoğunluğun az olduğu bölgelerde ise çevredeki madde üzerinde hafif bir itme etkisi olur. Bu etki kendisini çevremizdeki galaksiler üzerinde düzgün Hubble genişlemesinden küçük sapmalar şeklinde gösterir. Eğer galaksilerin normal Hubble akışından farklı olan bu özel hızları ölçülebilirse, karanlık maddenin dalgalanan bileşeninin izi bulunmuş demektir. Bu anlamda Tully-Fisher bağıntısının özel bir önemi vardır. Hubble yasasına göre kırmızıya kaymadan da bir uzaklık bulunur. Bununla birlikte kırmızıya kayma yoluyla hesaplanan uzaklık, galaksinin özel hızının Hubble hızına eklendiğine mi, yoksa çıkarıldığına mı dayanarak gerçek uzaklıktan büyük ya da küçük olabilir? Binlerce galaksi için bu iki uzaklık karşılaştırılarak, 100 megaparsak uzaklığa kadar özel hız dağılımının bir haritası çıkarılabilir. Güneş civarındaki madde yoğunluğu, diskin oldukça dışına taşan, ışıma gücü yüksek yıldızların düzgün bir biçimde örneklenmesi yoluyla ölçülür. Bu yıldızların ortalama hızları ve bunların diskten dik olarak kat ettikleri uzaklıklar, bu yıldızların diskin içinde tutan kütle çekimi kuvvetinin bir ölçüsüdür. Bu kuvvetin büyüklüğünden bu kadar kütle çekimi uygulayan maddenin yoğunluğu hesaplanabilir. Bu yoğunluk, gözlenen yıldız sayısıyla karşılaştırıldığında, yıldızların sayısının hemen hemen olması gerekenin yarısı olduğu bulunur. İşte bu, Güneş çevresindeki karanlık maddenin varlığı konusundaki ilk ipucudur. Önümüzdeki yıllarda sıcak gazların yaydığı X ışınları kullanılarak karanlık maddenin bir dağılım haritası çıkarılacaktır. Büyük gökada kümelerinin içinde ve bazı gökada kümelerinin merkezinden 5-10 milyon ışık yılı uzaklıklara kadar yayılan çok sıcak gaz bulutları saptanmıştır. Aşırı sıcaktan dolayı dağılıp gitmesi gereken gazın Görünmeyen maddenin çekim kuvveti tarafından bir arada tutulduğu açıktır. Gökbilimciler gazın dağılımından geriye doğru giderek bu gazı bir arada tutan kütle çekim kuvvetini ve bu çekim kuvvetini yaratan karanlık maddenin dağılımını ortaya çıkarabiliyorlar. Bazı gökbilimciler karanlık maddenin büyük gezegenlerden oluştuğunu ileri sürüyorlar. Büyük gezegenler Tam anlamıyla görünmez değildir. Düşük şiddette kızılötesi ışınım yayarlar. Karanlık maddenin gizlenmiş olabileceği, gök adamımızın uzak noktalarındaki kızılötesi ışın yayan gezegenleri bulabilecek ölçüde duyarlı olacaktır. Karanlık madde, parçacıklardan oluşmuş topraklar olan gezegenler yerine, bu parçacıkların kendilerinden oluşmakta olabilir. Bu olasılıklar parçacık fizikçilerinin hayal güçlerini harekete geçirmiştir. Düzinelerce parçacık hatta laboratuvarda hiç gözlenmemiş parçacıklar öne sürülmüştür. Aksiyon veya fotino gibi adlar alan bu hayal ürünü parçacıklar atom altı fiziğin yeni teorilerine dayanılarak öngörülmektedir. Bununla birlikte bu yeni parçacıkların özellikleri belirsizdir tüm bilinen hiçbir zaman görülemediğinden bu parçacıkların diğer maddeler üzerindeki etkilerinin çok zayıf olduğudur. Eğer karanlık madde gerçekten bu egzotik parçacıklardan oluşuyorsa o zaman bu parçacıklar uzaydan daha çok laboratuvarlarda tanımlanabilir. Gökyüzünde gizli saklı bekleyen karanlık enerji ve karanlık maddeyi hep birlikte incelemeye çalıştık. Gelecekte kim bilir hangi keşifler yapılacak ve yaşadığımız hayatta bunları görebilecek miyiz malum. Şunu unutmayalım, derin uzay hala gizemlerle dolu kapalı bir kutu. Biz bu kutuyu insanoğlu olarak ne kadar açabileceğiz bunu zaman gösterecek. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.